Vallahi ne derseniz deyin Amerikan borsasındaki rally gümbür gümbür devam ediyor. Yorumlarda bana neler yazdılar burada. İnsanları yanlışa sürüklüyormuşum da dünyadan haberim yokmuş da. Ve rally dün de hızlanarak devam etti. Ve bence evet bazı düzeltme riskleri var şu anda. Biraz bahsederiz teknik seviyede itibariyle ve gelecek haber akışı itibariyle. Mesela bugün Powell konuşuyor Fed Başkanı illa düşürmeye çalışacak borsayı. İşte borsa tavanında bir sıkıntı çıkabilir her an. Bunlar bazı düzeltmeye sebep olabilir ama yönün yukarı doğru gittiği konusunda benim en ufak bir şüphem yok şu anda. Önce bir düne bakalım neler oldu piyasada, sonra yöne bakalım. Sonra da o genel yönün içine nelere seçmek lazım? Biraz onu inceleyelim. Çünkü biraz mesela Nvidia'da fazla yığılındı gibi geliyor bana. AMD'de yani bütün yarı iletkenlerde biraz fazla yığılma var gibi. Genelde felsefemizin ne olması gerekiyor? Yığılmanın fazla olduğu yerin dışındaki yerlere bakmamız lazım. Yanlış anlamayın, Nvidia'yı satın falan demiyorum ama biraz başka neler dönüyor, nelerde asıl fırsatlar var onu inceleyeceğiz. Ayrıca Bitcoin gıcıklık yapıyor. Neden böyle yapıyor? Bitcoin ile altının bu işbirliği durumu nedir? Biraz o ilginç konuları ele alacağız. Çünkü Bitcoin ile ilgili çok soru geliyor. Bitcoin bu rally'ye niye katılmıyor diye onu da tartışacağız ve en sonunda da önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Çok önemli bilançolar geliyor önümüzdeki hafta. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, bakalım piyasalarda neler olmuş. Piyasalar pek güzel. Nasdaq dün de %1,5 arttı. S&P %0,8 arttı ve çok önemli bir direnç noktasına geldi. Nedir o direnç? 4200. Daha evvel şu videomda 4200'ün neden önemli olduğundan bahsetmiştim. Dün onu biraz geçti. Kapanışta 4198'den kapattı. Şu anda ön pazarda yeşil gibi gözüküyor hala S&P. Yani bugün 4200'ü yukarı doğru kırabiliriz. Nasdaq'ın yılbaşından beri yükselişi %27 civarında. Neden dün yükselişler geldi? Bu borç tavanı meselesi çözülüyor gibi. Cumhuriyetçi McCarthy dün dedi ki yakında oylamaya geçebiliriz. Yani demokratlarla uzlaşıyorlar gibi. Onun dışında bile dün işsizlik verileri geldi ve resesyon geliyor korkularının pek de doğru olmadığını gösterdi. Yani Fed zorla bir resesyon yaratmazsa Amerika canlı hala. Gerçekleşen işsizlik başvurusu 242 bin, beklenti 254 bindi. Geçen hafta 264 bindi yani resesyon yok. Dün biraz ayılarda da dalga geçtim, bir video koydum. Ayılar resesyonu beklerken diye. Bu arada henüz Twitter'da beni takip etmiyorsanız linki yukarıda, mutlaka takip edin. Orada sürekli canlı paylaşım yapıyorum. Bazı kritik paylaşımlar da olabiliyor. Lütfen oradan da beni izleyin. Dün başka olumlu gelişmeler de oldu. Walmart bilançosu geldi. Çok iyi bir bilanço getirdi. Hem ciro hem kar hedeflerini tutturdu. Hisse senedi geri alacağını duyurdu. İleriye yönelik de satış beklentilerini artırdı. Her şey çok iyi. Walmart çok önemli bir şirket. Amerika'nın en büyük perakendecisi, Amerika'nın en çok insan çalıştıran şirketi Amazon'la beraber bunlar da evler. Walmart'ta dedi ki resesyon yok. Dün Alibaba'nın da bilançosu geldi. Alibaba bilançosu aslında iyi, ciro ve kar hedefi tutmuş ama bulut tarafındaki gelir düşük geldi beklenenden. Bu da kötü oldu. Ben de yazdım böyle, bu biraz can sıkıcı dedim ve piyasa sert cezalandırdı. Çünkü biliyorsunuz Alibaba yakında bölünecek 6 alt şirkete. Bunlardan bir tanesi bulut hizmetler ve en değerlisinin bu olduğu düşünülüyor hep. Hatta bundan ilgili 12 milyar dolara yakın bir değer biçilmiş durumda. Oradaki küçülme can sıkıcı. Özellikle de Amazon gibi, Google gibi, Microsoft gibi şirketler bulutu sürekli büyütürken Alibaba neden küçülüyor? Çin ekonomisiyle ilgili haberlerde çok olumlu değil. Yani belli bir büyüme var ama beklendiği gibi değil. Muhtemelen Çin yakında yeniden para basmaya ve faizi düşürmeye başlar ve biraz da kurunu Amerikan dolarına karşı düşürür diye inanıyorum. İhracatı artırmaları lazım. Bu arada bir Amerikan heyeti uzun süredir Çin'de karşılıklı olarak gümrük tarifelerini azaltma yolundalar. Bakın göreceksiniz, öyle savaş mavaş yok. Hiç korkuttukları gibi olmayacak. Tam tersi, bu iki ülke arasında ekonominin coştuğu bir döneme gireceğiz. Yılbaşından beri baktığımızda Nvidia'daki artışın %121 olduğunu görüyoruz. Nasdaq'taki artış %26-27 civarında, hangi endeksi seçtiğinize bağlı. Tesla %63, Apple %39, Google %37. Bunlar acayip artışlar tabii. Ama bazı hisseler, mesela ARKG onlara eşlik edememiş. ARKG nedir? ARKG, ARKG bir ETF aslında. Yani gen editasyonu sektöründeki hisse senetlerine yatırım yapan bir fon gibi. Ben bu tip böyle geride kalanların yavaş yavaş tırmanacağını düşünüyorum. Çünkü bu Nasdaq'taki rally şu ana kadar hep büyük şirketler, mega cap'ler sürükledi. Nvidia'lar, Apple'lar vesaire. Şimdi sıra küçüklere geliyor gibi. Hani Bitcoin gibi düşünün. Bitcoin nasıl bir önden gidiyor, sonra altcoin'leri yanına çekiyor. Burada da bu olabilir. Bu yüzden evet, yani Nvidia yukarı gidebilir hala. Çünkü çok talep var. Yapay zeka çok büyük bir tema şu anda. Ama ben bu altlarda gizli kalmış cevherlerin peşine düşme niyetindeyim önümüzdeki dönemde. Bütün bu faiz artışlarının öncesine gidecek olursak, oradan baktığımızda durum daha da kritik. Faiz artışlarından öncesine göre Apple'ın değeri %11 artmış. Yani Apple mükemmeli fiyat diyor resmen.
Hala yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü çok seviyor yatırımcı. Çok güvenli buluyor. Ama bence hani bir risk getiri bakacak olursak Apple'daki riske getiri pek değmez gibi geliyor. Onun yerine mesela Tesla gibi, Arkea gibi o döneme göre %50 altta kalmış hisseler var. Ayrıca mesela yapay zeka diye düşünecek olursak Tesla yapay zekada Nvidia'dan bence daha önemli bir şirket. Yani bunların dayak yediğini düşünüyorum ve bu tip dayak yiyen hisseleri bulmaya çalışacağım önümüzdeki dönemde. Bu pazar günü katıl üyeliğiyle beraber bu tip hisseleri, bu tip fırsatları konuşmaya çalışacağız. Nerede geride kaldı, hangi hisselerde önümüzdeki dönemde fırsat görüyorum onu anlatacağım. Pazar günü canlı bir yayın olacak bu konuda. Eğer henüz katıla katılmamışsınız şimdi tam zamanıdır, hemen linki aşağıda. Tabii bana Bitcoin sorusu çok geliyor. Hocam bu Bitcoin niye böyle gıcıklık yapıyor diye. Yani bir kere haksızlık ediyorsunuz. Bitcoin yılbaşından beri %61 yükselmiş. Nasdaq'tan 3 katı üstünde bir tırmanışı var. Ama işte Nvidia ile falan kıyaslıyorsunuz herhalde. Bitcoin'in sorunu Amerikan doları. Amerikan doları yükseliyor. Amerikan doları neden yükseliyor? Çünkü şu borç tabanı meselesi bitmediği için insanlar hazine kağıtlarından çıkıp dolara geçiyor. Bu da doları biraz yukarı doğru alıyor. Dolar yukarı gidince de Bitcoin ve kardeşi altın düşüyor. Yani Bitcoin altın kardeşliği diye tuhaf bir şey var şu sıralar. Fiyatları beraber hareket etmeye başladı. Tabii oldukça da komik aslında çünkü birbirlerinin rakibiler bence. Ben de şöyle bir altın düşünce bir dalga mı geçmek istiyorum. Bir bakıyorum Bitcoin daha da beter düşmüş oluyor. İkisi de şu sıralar dolara karşı mücadele ediyorlar. Ama Bitcoin'de 26.100'ün altı kırmadığımız sürece orası 200 haftalık hareketli ortalama. Ben bir sorun görmüyorum. Boğa pazarındayız Bitcoin'de hala. Uzunca bir düzeltme içindeyiz şu anda diye inanıyorum. Tabii 26.100'ün altı kırarsak başka. Bitcoin ne olursa yükselir. Bir işte bu borç tabanı meselesinden sonra biraz kendine gelir de inanıyorum. Bir de onun dışında daha aslında ana haberlere ihtiyacımız var. Regülasyondan bir haber gelmesi gerekiyor. Gelmiyor bir türlü. Adaptasyondan yani Bitcoin'in bir ülke tarafından kabul edilmesi gibi bir şey. Onlar da gelmiyor. Bunlar olmadığı sürece böyle bir ani yukarı doğru hareket beklemek zor. S&P yükseliyor çünkü Amerika'da Fed faizlerinden artık kimse pek korkmuyor. Dün bir sürü Fed yöneticisi çok korkunç açıklamalar yaptı ama millet pek takmadı. Bugün de Powell konuşacak. O biraz daha piyasayı sarsabilir. Resesyon korkusu azalmış durumda çünkü işsizlik bir türlü çok sert gelmiyor. Şirketlerin gelecek beklentileri çok karanlık değil. Yani böyle bir resesyon yok. Küçülme var. Resesyon gibi fiyatlanıyor. Enflasyonu düştüğünü biliyoruz. Ben tahminim Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları süper düşük gelecekler. Çünkü bir yandan yakıt fiyatları düşüyor, bir yandan baz etkisi devreye giriyor. Yani ben önümüzü çok olumlu görüyorum. Düzeltmeler gelir mi? Elbette gelir. Mesela bugün Powell kötü bir şeyler söyler. Bir düzeltme bahanesi arıyor piyasa. Özellikle Nasdaq'ta soluksuz yükseldik bir süredir. RSI de bayağı yükseldi. Bir takım düşüşler düzeltmeler olabilir ama Bitcoin'de 26.100'ü, S&P 500'de 3.800-3.900 seviyesini koruduğumuz sürece yön hep yukarı aslında. Ve sandığımızdan da daha hızlı bir yükseliş olabilir. Bugün 4.200'e S&P 500 kararlı bir şekilde yukarı doğru kırarsa, gelecek hafta borç tabanı meselesi çözülürse ve sonra gelecek enflasyon verilerinde bizi üzecek bir şey yoksa aradaki gürültülere hiç takılmayın derim. Daha borsada gideceği yer var. Benim gözümde S&P 500 4.800'e kadar ara düzeltmelerle ilerleyebilir. Tabii bu varsayımın temeline enflasyonun tekrardan köpürmeyeceği yatıyor veyahut da ne bileyim bir yerde nükleer savaş çıkmayacağı. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, ben de yanılıyor olabilirim. Daha fazla detay için aramıza mutlaka katılınız. Sorularınız ve yorumlarınız varsa heyecanla bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.